Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün de sizlerle birlikte Atomi'nin bir başka sitesi olan Channel Atomi'den bahsedeceğiz. Channel Atomi tüm dünyada, Atomi'nin bulunduğu ülkelerde her bir ülkeye özel olmak üzere var ve tek bir adresten ne yapabiliyoruz? Çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Şimdi durumu bir ayarlayalım. Evet, bu şekilde olması çok daha güzel olacak. Evet, Channel Atomi nereden ulaşıyoruz? www.atomi.com.tr'ye girdikten sonra artık yukarıda üst tarafta biliyorsunuz ki seçilebilir site adresleri var. Bunlardan Channel Atomi'yi burada görüyorsunuz ve tıkladığınız zaman Channel Atomi'ye direkt ulaşmış oluyorsunuz. Arkadaşlar burası da herkes tarafından ulaşılabilir bir site. Ancak özel olarak videoları seyretmek ya da herhangi bir şekilde buradan bu videolardan bir kısmı indirilebilir ya da herhangi bir dokümanı indirmek isterseniz mutlaka hesabınıza girmeniz gerekir. Onu da yukarıdaki buradan yapıyorsunuz. Tıkladığınız zaman sizin ID ve şifrenizi soracağı bir ekran çıkıyor. Evet, ben daha önce çıkış yapmadığım için şöyle çıkış yapalım. Ondan sonra evet, şimdi ID'yi biliyoruz. Dolayısıyla oradan siteye ulaşmış oluyoruz. İlk defa sizin daha önceki listenizle alakalı, yani daha önce ilgilendiğiniz videolar ya da seyrettiğiniz videolar, favorileriniz varsa onlar, bir de paylaşım yaptıysanız o paylaşım yapılanla ilgili olan listeniz yer alıyor burada. Bu site çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Nasıl? Çok farklı dillerde de bu siteyi ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Örneğin İngilizce, bu orijinali İngilizcedir. İngilizceyi otomatikman Fransızca'ya çevirmek isterseniz buradan yukarıdaki o kırmızı butonu seçtikten sonra dil seçenekleri açılıyor. Ve ondan sonra da ne yapıyorsunuz? Herhangi bir dili seçtikten sonra, örneğin Rusça'yı seçelim. Değişiklikleri kaydet dediğimizde artık site Rusça olarak ne yapılabiliyor? Seyredilebiliyor veya incelenebiliyor. Tekrar biz bunu Türkçe yapalım. Evet, kaydet diyoruz. Dolayısıyla geldi. Tekrar ana sayfaya dönelim. Ana sayfaya döndükten sonra bakın burada dilini değiştirdiğimiz yer. Channel Atomi'nin hangi bölümündeyiz? Global, yani tüm ülkelerle ilgili olan videoların bulunduğu bölümdeyiz. Ayrıca her ülkenin kendi sitesi de var. Şimdi biraz sonra onu da göstereceğim. Çıkış yapmak için burası, giriş yapmak için de burasını tercih ediyoruz. Ve burada bir de menü var. Menüde işte akademi, ürünler, Atomi haberleri ve Atomi akışı, yani stream sezonlarla ilgili bölüm var. Bu bölümü de buradan daha önce stream sezona katılmadıysanız oradaki videoları ne yapabilirsiniz? Hazırlanmış olan videoları tek tek seyredebilirsiniz. Onun için buradaki sezon hangisini seyretmek isterseniz onu seçtiğinizde o sezondaki videolar çıkıyor. Aslında sezonlar günlük, yani belirli bir zaman dilimi içerisinde oluyor. Bunu şirket bize daha öncesinden haber veriyor. Bu zaman dilimi içerisinde bu videoları seyrettikten sonra, yapılacak olan tüm görevleri yerine getirdikten sonra en sonunda size bir dijital sertifika veriyor. Dolayısıyla bunu da takip etmek yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu videolardan bir tanesini tıklayalım. Videolarla ilgili bir özelliği, yani Channel Atomi'de videoların ayarları nasıl yapılıyor, bununla ilgili bir özelliği size anlatmaya çalışıyorum. Evet, bakın video başladı. Orijinali Korece olan, altyazıları İngilizce olan bir video açıldı. Bu eğer farklı dillerde varsa mutlaka burada CC denilen bir ibare çıkıyor. Bu ne demek? Altyazı. Tıkladığınız zaman altyazıları seçebiliyorsunuz buradan. Eğer Rusça dinlemek isterseniz ya da Türkçe dinlemek isterseniz tıkladık. Türkçeden sonra bakın aşağı tarafta görüldü, biraz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sonra büyüklüğünü, yazını ne yapabiliyoruz? Ayarlayabiliyoruz. Bakın daha küçük, orta boy, biraz daha büyük, biraz daha büyük şekliyle. Bir de bunu, yazının direkt görünme durumunu ayarlayabilirsiniz, görünürlüğünü. Bunu kendinize göre ayarladıktan sonra bu ekranı kapatıyorsunuz. Aynı zamanda bir ayar butonu var. Bunu da tıkladığınız zaman burada da hızını ayarlayabiliyorsunuz ve videonun kalitesini ayarlayabiliyorsunuz. Görüntüyü 240p, yani 360, 480, 720p olmak üzere farklı video kalitelerinde seyredebilirsiniz. Bunlar ayarlandıktan sonra baş
tıkladığınızda video bu ayarlarda devam edecek. Gördüğünüz gibi biraz önce İngilizce olan video şimdi Türkçe altyazıyla bize sunulmuş olur. Bu videoyu seyredebiliriz. Bu videoyu yan tarafta bulunan şekliyle ne yapabiliriz? Facebook'ta, Twitter'da paylaşabiliriz ya da Line'da. Ya da bu videonun bağlantı adresini alıp buradan kopyalayıp bir başka yere gönderebiliriz ya da WhatsApp'ta da ne yapabiliyoruz? Paylaşabiliyoruz. Aynı zamanda favorileri alabiliyoruz ya da burada bulunan yazıları ne yapabiliriz? Yazılara da biliriz. Evet. Video bu şekliyle ayarlanabilir ve altında video ile ilgili tagler yani özel kelimeler ve bu kelimelere göre video arandığında bu videoda karşınıza çıkacak şekilde. Bu videoyu bir değerlendirmeye tabi tutabilirsiniz. Bakın şu ana kadar hiç değerlendirme olmamış. Mesela ben bu videoyu daha önce seyretmiştim. Bunlar otomatikman ayarlı olarak 5 yıldız olarak geliyor. Siz bu 5 yıldızları ne yapabiliyorsunuz? Düşürebilirsiniz. Ancak ben bu videoyu çok sevdiğim için evet ne yapıyorum? Hepsini 5 yıldız olarak işaretliyorum ve sonrasında da değerlendirme yapmış oluyorum. Bu videonun alt yazılarıyla ilgili olan bölüm de burada. Siz bunları tek tek okumak isterseniz bakın alt yazıyı buradan seçebiliyorsunuz. Ve ondan sonra işte çift 0.16 saniyede Merhaba Atome ailesi denildiğini oradan görüyorsunuz. Ve bunu da bu şekilde ne yapabilirsiniz? Bütün alt yazıları buradan da okuyabilirsiniz. Evet. Daha sonra da size tavsiye edilen videoları ne yapıyor? Koyuyor. Videolara da dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi bilmemiz gereken. Bakın. Tur ve TR. Bu TR Türkçe videonun olabildiğini gösteriyor. Burada ESP yazdığında İspanyolca bir videonun, burada CNH yazdığında da Çince bir videonun seyredileceğini bize ne yapmış oluyor? Göstermiş oluyor. Yukarıdan da mesela İngilizceyi tıkladığınız zaman bütün İngilizce videolar sizin önünüze ne yapacak? Sayfalar şeklinde dökülecek. Bakın bir deneyelim. Biraz bekliyoruz. Tıklayamamıştım galiba. Evet. Bütün İngilizce videolar burada sayfalar şeklinde bize göründü. 26 tane sayfa ne yapabiliyoruz? 1, 2, 3, 4 20 tane videonun tek bir sayfada olacak şekliyle ne yapıyor bize? Gösterebiliyor. Boşta kaldığımız zaman mutlaka Atomi hakkında detaylı bilgiler öğrenmek istediğimizde lütfen Channel Atomi'yi ziyaret edelim. Evet. Şimdi demiştik ki Channel Atomi çok farklı ülkelerde de var. Atomi'nin bulunduğu ülkelerde. Onu da en aşağıya gittiğinizde buradan bakın ülkeleri seçebileceğiniz bir menü açılmış oluyor. Bu menüyü de mesela Amerika'da neler var ona bakmak isterseniz seçtiğinizde tamamıyla site ne olmuş oldu? Amerika'ya gitmiş oldu ve Channel Atomi'nin US kategorisinde olduğunuzu ne yapmış olduğunuz görmüş ve tanımlamış oldunuz. Burada yine Amerika tarafındaki bulunan şubenin bize bilgilendirme dokümanları, bilgilendirme videoları ve ürünlerle ilgili bilgilendirmelerin hepsi burada yer alıyor. Aynı zamanda direkt Kore'ye de gitmek isterseniz yine en aşağı iniyorsunuz. Buradan da Kore'yi seçtiğiniz zaman merkezdeki yani Kore'deki merkezin bize sunmuş olduğu bütün Korece ürünleri, bütün Korece dergileri, bütün Korece yayınları buradan ne yapabiliyoruz? Temin edip görebiliyoruz, bakabiliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi burada tabii Korece yazdığı için biz bunu anlayamıyoruz, göremiyoruz belki ama ne yapabilirsiniz? Google'un çeviri hizmetlerinden yararlanıp bu sayfayı çevir dediğinizde bu sayfayı ne yapacak? Şimdi Google çevirecek ve artık ne yapabiliyorsunuz? Buradan kendi dilinizde görebiliyorsunuz ve istediğiniz videoyu seçip seyredebilirsiniz. Channel Atomi'de bu şekilde arkadaşlar. Burada videoların bilgileri var demiştik. Bakın Kore'de daha fazla detaylı şeyler bulabileceğiniz yerler. Farklı farklı ülkelerde ziyaret ettiğinizde orada bulunan arkadaşlarımızın, bizden önce Atomi'yi tanımış arkadaşlarımızın neler yaptığını bile ne yapabilirsiniz orada seyredebilirsiniz. Evet, Channel Atomi bu şekilde mutlaka takip etmenizi öneririm. Mutlaka en azından haftada bir burada neler olmuş, yeni neler gelişmiş bunları kontrol etmek yerinde olacaktır. Herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.